Herkese merhaba. Sonunda konuşuyoruz arkadaşlar. 3 gündür size küçük küçük neler yaptıklarımı gösterdim. Bu arada bu üstündeki dedemin. Neyse. 3 gün boyunca neler yaptığımı böyle az az görmüş olduk. Ve bugün de yapacaklarımı göstereceğim. Bugün vlog çekeceğim. Ve şimdi okulum bitti. Biraz siz güncelleyeyim. Okulum bitti ve dolaptan istediğim kazak geldi. Şimdi onu deneyelim. Ve dolap adımı soruyorsunuz bazen. Dolap adım Rüya Pazars. Çok yaratıcı biliyorum. Gap. Ve ben şunu çok severim. Bakın. Böyle burasında üçgen olan şeyleri çok severim. Şu an o kadar mutlu oldum. Ya şunu yıkamadan da. Ay. Şey. Ay, çok kötü. Kötü bir deterjan. Evet. Şimdi muhtemelen bunu yıkamadan denemem. Hoş elledim falan yine. Ama neyse yıkarız ellerimize. Ve bugünlük yapacağım şeyleri söyleyeyim. Şimdi okulum bitti. Spor yapacağım. Sonrasında spor hareket edeceğim biraz. Çünkü esnemem falan da gerekiyor. Belki sadece esnerim. Çünkü çok geç uyandım. Erken alarm koymuşum. Güya erken yapacaktım. Ondan sonra tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Çünkü uzadılar bayağı. Hem tırnaklarım uzadı hem de kalıcı hoca uzadı. Ama kendi tırnaklarım bu arada. Muhtemelen kısaltacağım onları. Bunları hepsini beraber yapacağız. Hadi bakalım. Şunu bir bakayım giyerim. Bu seninkili katlama tekniği bu açımdan bir olmazdı. Su alıyorum ve bir şey atıştırabilirim belki bilmiyorum. Bilmiyorum biraz acıktım. Arkadaşlar size en sevdiğim yere koyuyorum. Birazcık enerjimizi aldıktan sonra su alıyorum. Sorum bitti. Sonra biraz makyaj yaptım gördüğünüz gibi. Kapatıcı aldık, rimel, kaş maskarası ve bu kadar. Tamam, şu an küçük bir makyajımız yaşandı. Ve üstüm burada dediğim şeyler o kadar sinir oldum ki. Yani insanlar az makyaj yaptığını kanıtlamak için böyle hani sererler ya. Hani tamam, en doğal. En doğal benim. Gerçekten. Bunu gösteriyorum. Şeylerimi taktım. Şuraya şey takmadım. Buraya takmadım çünkü burası yara olmuş. Denedim ama acıdı. O yüzden burada aynısını iki. Evet. Şu an tırnakçıya yürüyorum ve maskem koptu. Gerçekten en sevdiğim şey. Şimdi oradan bir maske rica edeceğim ama of, gerçekten çok tedirgin oluyorum böyle. Tırnaklarımı da kısaltacağım. Lens çıkartırken falan da çok zorlanmaya başladım. Tam ya bilmiyorum. Başak, gerçekten o kadar çok sevdim tırnaklarımı. Şimdi zaten bir klibini koyarım. Öncesine ya bunu sonrasına. İnanılmaz beğendim. Kahve alacaktım ama sonra dedim ki biraz kahve içişimi azaltmak için. Ve bugün sabah kahve içtim. Çay alacağım. Arkadaşlar aslında acıktığımı fark ettim ve çay yoktu. O yüzden pizza kahve aldım. Böyle peynirli puf aldım. Kahve dünyasından şu an bir bankta oturup müzik dinleyip bunları yiyeceğim ve eve gideceğim. Çünkü eve gidince kendime vakit ayırmak gibi bir durumum olmayacağı için şu an yavaş yavaş zamanımı şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada çevremde insan yok. O yüzden böyle yapabilirim. Bu şekilde. Gerçekten bu video sizin kendinize vakit geçirmeniz için bir şart. Gidin tek başınıza bir şey yapın. Kahve alın. Markete gidin. Yürüyüşe çıkın. Çok da dışarıda kalabalığa girmeyin ama. Güzel. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Şimdi yatıyorum sadece. Bir şey yapmıyorum. YouTube izliyorum. Bu kadar. Güncellememiz. Hala ders çalışıyorum ama çok iyi odaklanabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü bakın bugün ne oldu biliyor musunuz? Anlatıyorum. Şimdi düzgünce konuşma vakti. Bugün şöyle bir şey oldu. Ben erkene alarm kurmama rağmen uyanamadım. Ve derse son dakika uyandım. Ve benim en nefretim... Ay çok korktum. Ve benim gerçekten en sevmediğim şey... Sevmediğim şey böyle son dakika bir yerden hazırlamak. O telaş.
Hani ve gözümü açar açmaz derse oturdum. Yüzümü bile yıkamadan hani gözümü taktım ve oturdum. O yüzden hani yorgunum. Daha ne kadar fazla hani diyebilirim? 15 kere hani diyorum. Uykumu hiç alamadım. O yüzden bugün erken yatmak istiyorum. O yüzden yaklaşık bir yarım saat daha matematik çalışacağım. Ve duş alıp uyuyacağım. Ama şimdilik yine bir, yani yaklaşık bir 2-3 test falan çözeceğim. Çok fazla çözmeden. Ya şuradan gerçekten kapım birden açıldı. Şu an çok korkuyorum. Yani böyle en küçük şeylerden de çok korkuyorum. Paranormal olay olacakmış gibi. Neyse. Görüşürüz o zaman bir yarım saate. Bunu böyle arada yapıyorum. Şu anda boşa gitmesin diye bunu ekleyeyim dedim. Ve açmayı unutuyorum. Yani elimle kapatıyorum ama diğer kapıyı elimle açmadığım için hiçbir anlamı olmuyor. Gerçekten bu kadar da profesyonel kızım. Görüyorsunuz. Bu arada o klipteki sesim inanılmaz sinirimi bozdu da yani kesmek istemedim o kadar. Evet. Gördüğünüz gibi duştan çıktım ve saçlarım ıslak. Ama şu an kameranın kalitesi bir saniye. Şöyle döneyim. Şu an duştan çıktım gördüğünüz gibi. Yüzüme krem sürdüm ve uyuyacağım geçe kalmadan. Sadece bir saçlarımı kurutsam iyi olur. Saçlarımı kurutup yatacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çok kısa bir günümü gösterdim. Ondan öncesi genel olarak neler yaptığımı gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eşleriniz, yorumunuz, söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Haftaya bir sonraki videomuzda hep beraber görüşmek üzere. Şimdilik iyi haftalar, iyi günler, iyi tatiller. 29 Ekim kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Evet, kapatmadan önce son bir kez şu an su almaya gittim. Çünkü alerji ilacımı içeceğim. Şimdi görüşürüz. Ben saçlarımı kurttum. Kendinize iyi bakın. Ödevlerinizi yapın. Derslerinizi çalışın. Geleceğiniz için çalışın dostlarım. Bu videoyu geç attığım için hepinizden özür dilerim. Sınavdan var sanırım. Sonra gecikti. Biraz garip zamanlar yaşandı. Ama bu videoyu çok atmak istedim. Uğraşmışım çünkü. 1000 kere kapanış yapmışım. Sizi seviyorum. Dikkat edin demişim. İyi haftalardan 1000 taneyi dilek dilemişim. Çok garip bir son. Ama tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bu yani hayattaki en kalıcı ve sürekli olacak ilişki kendiniz ilişkiniz.